Merhaba arkadaşlar. Antalya'dan Ankara'ya dönüş yolculuğuna sabah saat 7'de başladık. %90 şarjda başladık. Yine Ankara'dan Antalya'ya geldiğimizde yaptığımız gibi 105 kilometreye cruise kontrolü sabitliyorum. Dönüşte bakalım nasıl olacak. Afyon'a 280 kilometre yolumuz var. 3,5 saat sürecek. Onun için saat 10.30'a Kolaylı dinleme testlerinde ZES DC şarj istasyonunu rezerve ettim. Evet, şu an Antalya'dan çıktık sayılır. Yoldayız, bir değerleri de size göstereyim. Bakın 105'e ayarlı cruise kontrolümüz. Şu an şerit takibi çalışıyor, kullanıyor. Direksiyonda o yönlendiriyor, aslında araç yönlendiriyor. Şu anda otonom şekilde gidiyoruz. A Better Route Planner açık şu anda. A Better Route Planner'ı da Afyon'a 263 kilometre olduğunu söylüyor. Şu anki şarjımızı %81 tahmin ediyor. Oraya da %9 da varsın diyor ama gerçek durumu şöyle bakalım. Şu anki şarj durumumuz %85. 496 kilometrede menzil veriyor şu anda. Ve tüketimde ciddi yüksek aslında. Yani Antalya'dan çıktığımızdan beri tırmanmayla başladık. Ortalama hızımız 105 de olsa gördüğünüz gibi şu an hava sıcaklığı 28 derece, sabah erken saatler olduğu için klimayı da açmadık henüz. Ama yine de 19,5 kWh 100 km tüketimde yola başladık. Bunu tekrar A Better Route Planner'a alırsam şöyle, evet. Gördüğünüz gibi. Yolun ilk 30 kilometrelik kısmında tamamlamış olduk bu şekilde. Şimdilik menzil iyi görünüyor ama hani böyle bu yüksek tüketimde devam ettikçe menzilin hızla düştüğünü göreceğiz. Fakat Afyon'a varmakta bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Ben bir miktarda rezerv fazladan şarj ettim aracı. Yolda sıkıntı yaşamayalım diye. Afyon'da zaten bir 40 dakika, 45 dakika durmamız yeterli olacak. %80'e kadar şarj edeceğim. Oradan, çünkü sadece 250 kilometre yol kalıyor. Evet arkadaşlar, Antalya'dan Burdur'a ilk kısım epeyce bir rampa, dağlık bir kısım. Şu anda da görüyorsunuz. Virajlı ve rampa tırmanıyoruz. Bu şekilde geçiyor. Bu da tüketime ciddi olumsuz bir etkisi var tabii. Şu anda daha bu rampa kısmının başındayız ama bakın şimdiden 21 kWh 100 kilometrede seviyelere çıktı tüketimimiz. Hızımız, yolumuz izin verdiği hızlarda. Şimdi araçla ilgili çok fazla soru geliyor. Rampada nasıl, çekişi nasıl, rampada çekebiliyor mu, bayılıyor mu veya performanslı mı falan diye. Bir de aracın teknik özelliklerini detaylı bir şekilde anlatır mısınız diye rica eden arkadaşlar olmuş. Şimdi rampada hiçbir sıkıntı yok. Teknik özellikleri hemen özetle geçeyim. Bizim araç Kona Elektrikli'nin uzun menzilli versiyonu. Yani batarya kapasitesi kısa menzillerde 39,2 kWh iken bizde 64 kWh kullanılabilir kapasiteden bahsediyorum. Bunun net kapasitesi ise 68 kWh civarında. Yani 4 kWh'lik bir kısmı rezerve kullanıyor. O kısmı bize yapmıyor, vermiyor batarya sağlığı açısından. 64 kWh net kullanılabilir batarya kapasitesi var. 150 kW'lık bir güçte motoru var. Motor gücümüz 150 kW. Önden çekişli. Bildiğiniz gibi ön tarafta motor. Ve 395 Nm tork seviyesi. Ciddi yüksek bir tork seviyesi var. Çok ani gaz verirseniz, zemin birazcık kaygansa, kumluysa veya ıslaksa patinaja düşebiliyor araç. Yani bu durumlarda yüksek tork var çünkü. Fakat hani bu kışın falan öyle problem olacak düzeyde bir şey değil. Problem değil. Dediğim gibi yani rampalarda 150 kW güçte 395 Nm torka sahip ve bu torku anlık veren, sıfır hızda bile veren, yani dokunduğumuz anda veren bir araçtan bahsediyoruz. Rampalarda bunun herhangi bir şekilde zorlanması veya rampanın sorun olması mümkün değil. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sadece tabii rampa tırmandıkça tüketimimiz artıyor. Öyle bir etkisi var rampanın. İnerken de tam tersi, içten yanma araçlarda rampa inerken motor freni yaparsınız. Normal freni kullanırsınız. ama o potansiyel enerjiyi, oradaki enerjiyi geri kazanmanız mümkün değil. Elektrikli araçlarda ise rejenerasyon yaparak, yani rampa inerken elektrik motoru jeneratör modunda elektrik üreterek bataryayı şarj ediyor ve menziliniz uzuyor, tüketiminiz azalıyor rampa inerken. Tam tersi rampa çıkışta içten yanmalı bir araç da tüketimi olumsuz etkilenirken, bu da aynı şekilde rampa çıkarken olumsuz etkileniyor ama inişte çok avantajlı. Aracın diğer özelliklerinden de bahsedersek, 10.5 inç büyük bir multimedya ve navigasyon ekranı var. Bu ekranda Apple CarPlay ve Android Auto çalışabiliyor. Aracın kendi navigasyon yazılımı da mevcut. Bunun dışında araçta LED farlar var, uzun far asistanı var. Daha önceki şeyde de bahsettiğim gibi otonom sürüşü destekleyen ADAS ile ilgili adaptive cruise control, otomatik şerit takip, otomatik mesafe takip, dur kalk dahil, yani öndeki araç durduğu zaman durup araç hareket ettiğinde hareket edecek şekilde belli bir süreyi geçmediği sürece otonom sürüşü var. Önden çarpmayı engelleme sistemi var. Ve yanınızdaki şerit değiştirme asistanı var. Yani yanınızdan bir araç geçiyorsa, siz o sırada şerit değiştirmek istiyorsanız sizi uyarıyor yanında araç var diye. Şerit takibi, otonom sürüş özellikleri gayet iyi. Yani şeridi çok iyi takip ediyor araç arkadaşlar. Diğer araçlar gibi değil. Yani otonom sürüş şerit takibi özelliği olan, olduğunu söyleyen birçok araç var ama sağlıklı bir şekilde şerit takibi yapamıyor. Pinpon hareketi yapabiliyor o araçlar. Bu direkt şeridi ortalayıp düzgün bir şekilde gidiyor. Sadece dikkat etmeniz lazım. Şeritlerde falan yol çizgilerinde bir bozulma falan olursa o an çıkabiliyor. Yani direksiyon, her zaman eliniz direksiyonda olması lazım. Tetikte olmanız lazım. Şerit zaten çok iyi takip ediyor diye güvenip araca bırakmamanız gerekiyor şeyi. Onun dışında koltuk ısıtmalar var ön yolcu koltuklarında. Ön yolcu koltukları elektrikli ayarlanabiliyor. Hafızalı değil ama elektrikli ayarlama var. Aynalar katlanıyor. Sunroof var bizim aracımızda. Bu tip donanımsal özellikler mevcut. Kablosuz telefon şarjı özelliği var şu kısımda. Gibi sanıyorum. Genel özellikler böyle. Önemlisi de teknik özelliklerden bahsettim. Kona'nın tabii hani bu teknik özellikleri veriyorum ama diğer elektrikli araçlara göre de çok verimli bir araç olduğunu da söyleyebilirim. Yani ortalama tüketim açısından bayağı iyi rakamlar elde ediyor. Geçen yolda da gelirken gördük, 12.4 kWh 100 kilometrede bir ortalamayla Ankara'dan Antalya'ya gelmiştik. Bu uzun yol için, yani 105 ortalama bir hızla içinde. Çünkü 4 yetişkin doluydu araçta. Bir elektrikli araç için gayet iyi bir ortalama. Bu düşük ortalama tüketim değeri, yani aracın ekonomikliği, bir de elektrikli araçla birleştiği zaman ciddi bir ekonomi ortaya çıkartıyor. Aracın genel özellikleri böyle. Rampada hiçbir sıkıntı yok. Demin söylediğim gibi görüyorsunuz, bayağı şu anda da tırmanıyoruz, hem rampa hem virajlar. Ve tüketimimiz neredeyse 24 kWh 100 km'lik değere ulaşmak üzere şu anda. Yaklaşık 60 km yol geldik. 50 dakikadır, bir saat olmadı. A Better Route Planner'da batarya şarj seviyemizin şu anda %69'a düştüğünü tahmin ediyor. %9'da oraya varacağımızı söylüyor. 233 km Afyon Kolaylı dinlenme testlerinde mesafe kaldı. Şuraya da bakarsak aslında şu anda batarya şarj seviyemiz %73'te. 419 km menzilimiz var. Tüketim artmasına rağmen bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Afyon'a rahatlıkla varacağız gibi görünüyor arkadaşlar. Bucak'la Burdur arasındaki rampaları tırmanıyoruz arkadaşlar şu anda. Ortalama tüketimimiz 21 kWh 100 km'ye kadar yükseldi. 117,5 km geldik. 1,5 saat oldu aşağı yukarı. A Better Route Planner şu anda bataryamızı %50 tahmin ediyor. %8'de de Afyon'a varırsın diyor. Gerçek duruma bakarsak bataryamız şu anda %57 seviyede. Ve 319 km yolumuz var. 319 km menzilimiz var. 172 km mesafemiz kaldı. Afyon'a. Gördüğünüz gibi evet, Bucak Burdur arası. İnişli çıkışlı rampa, virajlı rampa kısmında şu anda geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yola çıkalı 3 saat oldu. Sabah 7'de yola çıkmıştık. Şu anda saat 10. Afyon'a 74 kilometre yolumuz kaldı. A Better Route Planner şu anda şarjımızı %25 tabir ediyor. Vardığımızda %7 olur diyor. 3 saatte 238 kilometre yol gelmişiz. Ortalama tüketimimiz 17 kWh 100 kilometrede. Dağlık kısımları, tırmanma kısımlarında böyle bir ortalamayla tamamlamış olduk. Gerçekteki şarj durumumuza bakarsak da %35'te şarjımız, 151 kilometre menzilimiz var. 72 kilometre mesafe kaldı. Şimdi arkadaşlar, elektrikli araçlar listelendiğinde, teknik özellikleri listelendiğinde otomatik olarak geçer. Yani otomatik şanzımanlı, otomatik vitesli araçlar olarak geçer. Fakat aslında elektrikli araçta bir şanzıman yok. Yani değişken oranlı değil şanzımanı. Bir tane dişli kutusu var. Elektrik motoru bir dişli kutusuna bağlı. Belli bir redüksiyon, 1.9, 1.10 seviyelerinde bir redüksiyondan sonra diferansiyel, mekanik diferansiyel çıkışıyla sağ ve sol tekerlere dağıtılır. Motor arkadaysa arkadan itişli, bu yapı ön taraftaysa önden çekiş şekilde olur. Yani herhangi bir değişken oranlı bir şanzıman yok. Sabit oranlı bir dişli kutusu var elektrikli araçlarda. Elektrik motorunun özelliği olarak da torkun sıfır hızdan itibaren maksimum torkun anlık olarak verilebilmesi nedeniyle de ve şanzıman geçişi de olmadığı için elektrikli araçların kalkışta çok avantajlı olduklarını biliyorsunuz. Kona'da 150 kW'lık motoruyla 395 Nm torkla 1800 kilo şarjlı olmasına rağmen 0'dan 100'e 7,5 saniye gibi bir sürede çıkıyor ve bu yapısıyla, demin bahsettiğim tek oranlı şanzımanıyla da maksimum 175 km/saat hıza ulaşabiliyor. Burada aynı zamanda bir kavrama da yok. Yani normal içten yanma araçlardaki şanzımanda dediğimiz gibi değişken oran söz konusu. Artık geri vitese taktığınız zaman bir motor, içten yanma motoru aynı yönde dönmesine rağmen araç geriye doğru gidiyor. Yani bir redüksiyonda yön değiştirme söz konusu oradaki şanzımanda. Elektrikli araçta böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Direkt bağlı. Motorun şaftı dişli kutusu üzerinden ve diferansiyel çıkışlarından aracın tekerleklerine, ya yani yola direkt bağlı aslında. Peki geriye nasıl gidiyor? Geriye gidişte dediğim gibi kavrama yok. Bir yön değiştiren bir dişli yok. Arada bir oran, ekstra bir oran yok. Elektrik motoru ters yöne dönüyor. Yani içten yanmalı motor her zaman aynı yönde rotasyon, dönüş yapıyorken elektrik motorunu istediğiniz yöne döndürebiliyorsunuz. Geriye aldığınız zaman da ters yöne dönerek araç geriye gitmesini sağlıyor. Şimdi elektrik motoru, aracın elektrik motoru aslında 3 fazlı bir yapıya sahip. Yani alternatif, 3 faz alternatif akımda çalışıyor. İstenen hız ve tork seviyelerini vermesi için de bir invertör var. Motor sürücü birimi dediğimiz bir birim var üzerinde. İnvertör aslında bataryadan doğru akım alıyor. Yani 150 volt nominal. Bataryanız %50 şarjdayken 150 volt. Genel araçlar için söylüyorum. Tam doluyken 400 volt'a yakın. Batarya tam boşaldığı zaman da 300 volt doğru akım alan bir invertör var. İnvertör bu doğru akımı alternatif akımı çevirerek motoru sürüyor. Motorun sürülmesini sağlıyor. Motorlar fırçasız. Yani elektrik motorları artık fırçasız. Elektronik bir sistemle komutasyonları sağlanıyor. Rejenerasyon yaptığı zaman da, yani motor yokuş aşağı gittiğinizde ya da araç yavaşlarken rejenerasyon moduna girdiğinde de bu sefer motor elektrik üretiyor. Motor alternatif akım üretiyor. Bu alternatif akıma bu defa invertör doğru akımı çevirip bataryayı şarj ediyor. Böyle bir yapı var. Yani hem biraz elektronik tarafını, motor, invertör tarafını konuşmuş olduk. Hem de özellikle dişli kutusu, yani şanzıman olmayışı, tek oranlı bir dişli kutusu olması konusunda konuşmuş olduk. Bizim az bir yolumuz kaldı. Bundan sonra Afyon'da şarjda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Afyon'da Kolaylı dinlenme testlerine geldik. Şu ışıklardan sonra hemen sağda. Burada ZES'in şarj istasyonunu, hızlı şarj istasyonunu kullanacağız. 3 saat 15 dakika sürdü. 288 kilometre geldik. A Better Route Planner %5 ile geldiğimizi hesaplıyor. Gerçek durumsa %16 ile geldik. Evet, %90 ile çıkmıştık, %16 ile geldik. Hala 53 kilometre menzilimiz var diyor. Ortalama tüketimimiz 17 kWh 100 kilometrede oldu. Şimdi evet, Kolaylı tesislerini görüyorsunuz. Yan tarafında Shell benzin istasyonu var. Shell benzin istasyonunun arkasında da ZES'in şarj istasyonları var. Biz aslında 10.30 kişinin rezervasyonu da yapmıştık. Burada 3 tane hızlı şarj istasyonu yan yana. Şimdi gördüğünüz gibi sadece en solda bakın bir tanesi dolu. Burada Skywell'in ET5 aracı var. Diğerleri boş. Biz şu anda buraya yanaşıyoruz. Evet, bu şekilde yanaştık. Evet arkadaşlar, istasyonu rezerve etmiştik. Bakalım ekranda nasıl bu konuyla ilgili bir uyarı veriyor. Sizin de görmenizi istiyorum. Evet bakın, ben okuyabiliyorum da siz çok iyi görünmüyor. Konnektör rezerve edildi diyor. Şu anda yani benim yerime başka birisi gelse aslında onu şarj etmesine izin vermeyecekti. Şimdi deneyelim isterseniz şarj işlemini. Bakalım bize rezerveliydi, bize şey yapacak mı? İzin verecek mi? Öncesinde bir %80'e şarj etmek istiyorum. Buradan sonra çünkü Ankara'ya 250 kilometre yol var. Limitlemek istiyorum. Onu göstereyim size. Bakın şuradan giriyorsunuz. DC charger tarafını seçiyorsunuz. Özür dilerim. Bir dakika. Şöyle bir daha yapıyorum. DC charger tarafını seçtik. Şu anda %100 ayarlı. Bunu %80'e çekiyorum. Tamam diyorum. Aracı kapatıyorum. Evet. Ve şarjı bir başlatmayı deneyelim. Bakalım bize izin verecek mi? Rezervasyon bizim. Yoksa iptal edeceğiz rezervasyonu. İşte şarj işlemini tekrar başlatacağız. Şarj başlatılıyor diyor. Lütfen bekleyiniz diyor. Hala aynı şeyi söylüyor. İçeriden bir bakalım. Yok, burada da bir şey yok. Peki o zaman şuradan da rezervasyonumuzu iptal edelim arkadaşlar. Belki onunla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. İşlemler, yaklaşan işlemler, bunu seçtim. Rezervasyonu iptal dedim. Evet. Tamam. Rezervasyonunu iptal ettim. Şimdi her şeyi yeniden başlayalım. Konnektörü çıkartalım. Bakalım. Buradan başlayalım. Tamam, başlatılamadığını biliyoruz. Buradan başlayalım, seçelim. Kartı okutalım. Kablosunu, şarj kablosunu araca takın. Bu da bayağı ağır ya. Şarj portunun önde olması aslında bayağı iyi bir şey arkadaşlar. Çok büyük rahatlık. Bakalım bu defa ne olacak? Rezervasyonumuzu iptal ettik aslında. Başlamadı. Ha evet. Başladı. Yeni başlamış. %16'dayız. %80 için 45 dakika var diyor. Şarj gücü 53 kW. 60 kW'ı da geçti. 70 kW oldu şu anda. Evet, 30'du. Tamam. Şarj işlemimiz başladı. Bakalım şey ne diyor? İstasyon ekranda ne diyor? Evet, aynı bilgiler burada da var. %16'da 70.8 kW'la şu anda anlık olarak şarj gücümüz. 0.6 kWh verildi bile diyor. 44 dakika sonra bitecek diyor. %80 ayarladı mısın? Tamam. Sanıyorum fez şişini yaptı mı Simge? Ha? Fez de şimdi bu şarj molasından yararlanarak mamasını yiyecek, suyunu içecek, şişini varsa kaka o ihtiyaçlarını giderecek. Burası o açıdan da güzel. Yani istasyonun hemen yanı bir yeşil bir park alanı. Hem çimenlik hem ağaçlar var. Köpeğinizle gelirseniz eğer bizim gibi bu özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Fez önce ihtiyacını giderecek, daha sonra mamasını yiyecek. Bu arada ben de Skywell ET5'i yeni görüyorum arkadaşlar. Size onu tanıtayım. Yan tarafta da o şarj oluyor. Büyük bir araç öncelikle. Bayağı ciddi büyük bir araç. Evet. Devasa bir araç. Skywell ET5'lerin şu anda da uygun fiyatla geldiğini duydum. Bir alt donanım paketini alırsanız sanıyorum %10 ÖTV dilimine bile giren versiyonları var. Araç dışarıdan güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın o da şu anda bağlı. Bu tarafta. İçi de bayağı deri döşüme. Ön tarafta şey gayet güzel bir araç. Evet. Bizim şarj sistemimiz başladı. Gördüğünüz gibi 43 dakika buradayız. 43 dakika sonra yola devam edeceğiz. Skywell güzelmiş. Arkadaşlar yolda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fes, ne yapıyorsun? Yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Seni geliyorsun. Oh. Şimdi arkadaşlar 31 dakikadır şarj ediyoruz ve %65 oldu. 15 dakika, yani %80 için 15 dakikamız kaldı. Bunu ZES uygulamasından anlık olarak görebiliyorum, gördüğünüz gibi şurada. Bunun dışında şu A Better Route Planner'a bakarsak, A Better Route Planner diyor ki burada Kolaylı'da %70'e şarj et ve Ankara'ya eve kadar iyisin diyor, devam edebilirsin diyor. 36 dakika şarj molası vermen yeterli diyor. Ben biraz daha fazla veriyorum. 36 dakikadan %80'i şarj edeceğim. Çünkü 70'e değil de 43 dakika gibi bir mola vermiş olacağım. Onun şey bu şekilde. Birazdan 15 dakika sonra tekrar yola çıkıyoruz. Saat 11 gibi buradan yola çıkmış olacağız. Saat 2 gibi Ankara'da olmayı planlıyorum. Yani 7'de Antalya'dan yola çıkıp öğleden sonra 2'de Ankara'da olmayı planlıyorum. Şarj molası dahil. Evet arkadaşlar, Afyon-Ankara arası yaptığımız yolla ilgili de özeti burada geçerek bu videoyu kapatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi sabah 7'de Antalya'dan yola çıkmıştık. 13.30 geçe Afyon Kolaylı dinlenme tesislerinde ZES hızlı şarj istasyonunda aracımızı şarja bağlamıştık. 43 dakika sürmüştü. Saat 11'de oradan Afyon'dan yola çıktık ve saat 13.30'da Ankara'ya vardık. Yani toplam şarj molamız dahil 6.5 saatte aslında Antalya'dan Ankara'ya varmış olduk. Şimdi size ZES'in uygulamasından bu Afyon'daki şarj maliyetimizle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Şuraya dönelim. Bakın, Afyon'da üçlü DC şarj istasyonu vardı. Bunlardan birisini kullanmıştık. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada 43 dakika şarjlandık. Yaklaşık 44 kWh civarı bir şarj aldık. %16'dan %69'a geldi ama 283.80 TL tuttu. Bakın burada detaylar var. Kullanılan enerji 44.68 kW. 42 dakika sürmüş. 283.8 TL tuttu. Bunun sebebi de ortalama şarj gücümüz 62.35 kWh görünüyor burada. 50 kW'ın üzerinde olduğu için şarjcı hızı yüksek tarif eden ücretlendirildik. Oradaki detaylarda şöyle, istasyon detaylarına gidersek buradaki fiyatlandırmaya bakarsanız bakın 50 kW'a kadar olan kısım dakikası 4 TL. 50 kW ile 90 kW arası dakikası 6.6 TL. Evet arkadaşlar, yani Afyon'daki şarj ücretimiz de bu şekilde. Rahat bir yolculuk oldu genel anlamda. Gördüğünüz gibi elektrikli araçlarla aslında uzun yol günümüzde çok sıkıntısız bir şekilde yapılabiliyor. Şarj istasyonlarının sayısı, hızlı şarj istasyonlarının sayısı çok hızlı bir şekilde arttığını gördük 2022'de. Bunun daha da hızlandığını göreceğiz. Bir sene içerisinde devlet teşviği ve TOK'un da kendi kuracağı istasyonlarla beraber bu sayıların çok daha artacağını göreceğiz. Aynı anda 3 aracın hızlı şarj olduğunu artık görmeye başladık. Ülkemizde bu tür şeylere şahit oluyoruz. Ben çok mutlu oluyorum. Enerjiniz bol olsun. Elektrikli araçla güzel günler diliyorum. Hepinize saygılar. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.